Saat 23.47 ve 00.14 saatleri arası. Konya yolu istikameti Ankara İlemiyet Müdürlüğü önü. 4 adet tomayla ana yolun kapatılması ve Emniyet Müdürlüğü girişinin kapatılması. Sevgili takipçilerim, kankalarım, ya biz seni, ya yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz bugün 15 Temmuz ve 15.07.2016'da bir darbe yaşanmıştı. 14'ü 15'e bağlayan, yani 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece bir darbe olmuştu veya bir işgal. Maalesef ve ne yazık ki, ama bizim milli gücümüz, içimizdeki o iman gücüyle atlattık. Milli direnişimizle, içimizdeki o iman gücüyle 15 Temmuz'u kazandık ve başarısız kaldılar ve Türklerle savaşılmayacağını bir kez daha anlatmış olduk. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Allah onlara cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Umarım klibimi de beğenmişsinizdir. Unutmamalıyız, unutturmamalıyız 15 Temmuz'u. 15 Temmuz'dan geriye kalanlardan, yani 15 Temmuz şehitlerini derledim sizler için. Şimdi onları izleyelim. Ondan sonra da videomuzu bitireceğim. 15 Temmuz gecesinde düşmandan korkmadığımızı gösterdik. İstiklal Marşı'nın ilk kıtasında demiş olduğu gibi, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak dedi ve biz de korkmadık. Sadece korktuğumuz şey vardı, o da Allah'tan korktuk. Ve göğsümüzdeki iman gücüyle Türklerle bir kez daha savaşılmayacağını anlattık. Destanlar yazdığımızı ve destanlar yazacağımızı gösterdik 15 Temmuz gününde. Onlara bu darbeyi gerçekleştiremeyeceklerini gösterdik. Allah korusun, bir kez daha tekrarlamaz inşallah. Çünkü her geçen gün şehit sayısı artıyor. İnşallah bu durum tekrarlamaz. Ve ilerleyen zamanlarda 3. Dünya Savaşı inşallah çıkmaz. Çünkü bir sürü katliamlar falan, yani insan katliamı falan, bayağı sayı, insan sayısı azalıyor. Yani bu da acı bir durum gerçekten. Neyse, evet. Geçelim o zaman. Ömer Haris de. Thank you.
Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alındı. Türkiye'deki tüm ulu camileri bir kitapta toplamak hayallerinden biriydi. İlhan Varanık, 45 yaşındaki Profesör Doktor İlhan Varanık Milli Eğitim Bakanlığı bursu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesi'nde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı. Daha sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu. Evli ve iki çocuğu vardı. Cumhurbaşkanı baş danışmanı Mustafa Varanık da ağabeyi olan İlhan Varanık darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı. Direnen vatandaşlarla birlikte darbecilere karşı mücadele etti. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir binası önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehit İlhan Varanık mı Fatih Camii'de cenaze töreninin ardından son yolculuğu uğurlandı. Bülent Aydın, 1969 doğumlu Topçu Kıdemli Başyavuş Bülent Aydın hain darbe gecesi ilk şehit olan askerlerden biri oldu. Özel kuvvetlerdendi. 5 yıl önce emekli oldu ama daha genciz diyerek çalışmaya devam etti. Darbeci hainler ilk olarak Genelkurmay Başkanlığını basmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Bülent Aydın komutanı korurken darbeci hainler tarafından vuruldu. Onu almaya giden ambulansa da ateş açıldı. Kahraman astsubay Bülent Aydın şehit oldu. Ağabey ya kardeşim Bülent öğle yemeğini birlikte yediği tarafından şehit edildi dedi. Astsubay Bülent Aydın darbecilere karşı ilk kurşunu sıkanlardan eşi Şahnaz Aydın eşinin darbecilere karşı ilk kurşunu sıkarak darbenin seyrini değiştirdiğini söyledi. Şehit Bülent Aydın şimdi Ankara'nın Mamak ilçesindeki Cebeci Askerlik Şehitliği ebedi istirakında. Unutmamalıyız, unutturmamalıyız adına böyle bir şey yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Klip çok uzun olmaması adına bazı yerlerde konuşmayı kestim. Bir kısım konuşma oldu, ben sesli olarak anlattım. Bir kısımda ise siz kendiniz okuyup durdurup okuyabileceğiniz gayet güzel şehitleri anlatan, 15 Temmuz şehitleri anlatan bir şey oldu, klip olmuş oldu. Göstermiş olduk. Unutmayalım, unutturmayalım. Bir önceki haber bültenimde hala izlemediyseniz sağ üst köşede vereceğim. Bakın bu tarafta ha. Onu da izleyen güzel bir haber olmuştu. Bir tane haber vardı mesela. 15 Temmuz'la alakalı hala dinlemediyseniz dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Neyse daha fazla daha yeni daha güzel yemiş seni video istiyorsanız videoya bir like atmayı unutmayalım. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.